Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Hüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir uçaklı video. Uçaklı videodan ne anlamalıyız? Transfer. Transferden ne anlamalıyız? Duyum. Kanalımız özüne dönüyor. Niye? Transfer dönemine geliyoruz. Geldik aslında bakarsanız. İlla ki resmi transfer sezonunun açılmasına gerek yok arkadaşlar. Resmi duyum sezonu açıldı. Sizlerin de meraklı bekleyişler arasında. Bu arada bir küçük bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar 25 TL aylık ücret verip üye olma durumu olan varsa şiddetli ağır bir şekilde tavsiye ediyorum. Acil bir şekilde üye olun. Mesela üyelere özel soru postu açtım. Ve bu postta dedim ki arkadaşlar istediğiniz kadar yani 3 tane soru yazın dedim. İnanın dün verdiğim duyumlardan sonra hiç kimse sorumu sormayacaktır. Herkes sorusunun cevabını almıştır. En az 10-15 tane duyum verdim. Tavsiye ederim. Benden söylemesi. Ha, üye olmuyorsanız da videoları dikkatle takip edin. Hepsini izleyin videoların. Çünkü aynı duyumlar videolarda da yer alıyor. Yani hem aboneler hem üyeler aynı duyumları duyuyorlar. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de forveti Osayi Samuel modeli 2'ye aday. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe. Bir dakika. Forvet arayışlarını sürdüren. Şimdi Fenerbahçe forvet mi arıyor? Doğru mu anladım? Neyse forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son olarak Peter Olayinko ve Anthony Semenyo gelmiş gündeme. Şimdi arkadaşlar bir numaralı hedef de Vincent Aboubakar'mış Fenerbahçe'de. Haber öyle söylüyor. Yani ben onu söyleyeyim. Kamerun'un yıldızı kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyormuş. Yönetim transferde olumsuz bir gelişme yaşama ihtimalini düşünerek alternatif evrenler, alternatif transferler belirlemiş. Tabi bir başka haberimizde de şöyle bir detay var. Aboubakar'da son söz Ali Koç'un diyor. Yani transferde Ali Koç için son sözü başkan Ali Koç söyleyecek. Biliyorsunuz Rayo Vallecano maçında sakatlandı Joao Pedro. Ve Pedro'nun sahalara ne zaman döneceği henüz kesinleşmedi. Tabi Allah göstermesin sezonu kapatma tehlikesiyle karşı karşıya. Eğer böyle bir şey olursa da Jesus Ocak'ta bir forvet istedim diyor. Katar'daki performansından sonra da Aboubakar yeniden gündeme girdi. Ancak 30 yaşındaki Kamerunlu yıldızın yüksek maliyeti ve maaşı korkutuyor. Bu kararı Ali Koç verecek diyor haberde. Düşündüğünüz zaman Ali Koç bu kararı veremez. Yani kılı kırk yaran bir adam. Yani tabiri caizse cimri bir adam. Yanlış anlamayın ama tabiri caizse cimri bir adam Ali Koç. Yani bana da kızmasın kimse. Ben Aboubakar ihtimalini sıfırın altında görüyorum. İsterseniz arkadaşlar katılmayın ama böyle görüyorum. Şimdi Peter Olayinka diyor. Biz bunu birkaç defadır konuşuyoruz. Kısa, basit, öz bir kez daha söylüyorum. Yani kimse yanlış anlamasın. Ya Fenerbahçe'ye layık gördüğünüz isim bu mu? Ama hocam bizim maçta çok iyiydi. La bizim maçta biz iyi miydik? Bizim maçta biz iyi miydik arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Yani Slavia Praha 2 maçta da kaybettik. Bugün bilmem kaç tane sakat oyuncumuz var. Bugün bilmem kaç sakat oyuncumuz var. Hadi bu kadar sakata rağmen gelsinler karşımıza. Kaç tane atarız? Hocam 4-5 tane orada atarız. Bir 4-5 tane de burada atarız. Hakem bunlara kırmızı mırmızı verirse 10 tane atarız hocam. Değil mi? Ya. Ya işte arkadaşlar. Ya. Ben Olayinka ismine kesinlikle karşıyım. Böyle bir transferin olacağını da düşünmüyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani sonra bana darılmayın. Antonio Semenyo. Şimdi İngiltere Şampiyonşip'te Bristol City formasını giyiyor. Şimdi bu arkadaşın Osayi Samuel olayı şöyle. Bristol City'de oynuyor. 30 Haziran 2023'te sözleşmesi bitiyor. Boy 1.85. Güzel. Yaş 22. Güzel. 7 Ocak doğumlu. Londra'da doğmuş. Ghana asıllı futbolcu. Çok güzel. Ghana milli takımının 6 kez formasını giymiş. Bir de golü var. Enfes. Şu ana kadar her şey enfes. Hocam yabancı kontenjandan sayılacak mı? Sayılacak arkadaşlar. Yabancı kontenjandan sayılacak. Yani genç 21 yaş altında olmadığı için sayılacak. Ama yaşı genç. Boy 1.85 muhtemelen
sprinter bir koşucu bir forvet. Çok güzel. Championship'te 3 milyon euro piyasa değeri var. Gana milli takımında Dünya Kupası'na da gitmiş. Kulüple 1 yıllık opsiyon hakkı var çift taraflı. Zamanında arkadaşlar Bristol altyapısında çıkarmış. Birkaç yere kiralık vermiş. Sunderland'e falan kiralık vermiş. Olmamış, şimdi kadrosunda. 20 maça çıkmış bu sezon. 4 gol 1 asist 956 dakika. Yani 11 maç gibi düşün. Dünya Kupası'nda 19 dakika süre almış ama sinyallerini vermiş. Burada bize haberde anlatmak istediği Osayi'yi biz hani sözleşme imzalayıp daha doğrusu yazın alacağız dedik de onlar da 500-5000 euroya gelin şimdi alın yazı beklemeyin dedi ya. Muhtemelen bunu da böyle diye düşünüyorlar. Ben bir şey söyleyeyim. Şu ana kadarki forvetler içerisinde hani ismi geçen forvetler içerisinde çok mantıklı olan isim bu. Ya doğru scouting yapıldıysa mantıklı olan isim bu. Ama ben Fenerbahçe'nin bu kadar mantıklı hareket edeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'de Miha Zajc için kesin karar verildi. Arkadaşlar uzun lafın kısası kesin karar şu. Zajc'ın sözleşme uzatmaya yanaşmaması oyuncuyu satma kararı aldırdı diyor. Yani Slovan Ortosa oyuncu sezon sonunda sözleşmesi bitecek ama uzatmaya pek yanaşmıyor. 2018-19'da Empoli'den 3,5 milyon euro ve Salih Uçan'ın bonservisi karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2020-21'de Genoa'da kiralık geçirdi. Geçen sezon 9 gol 2 asistlik performans da müthişti. Yaz transfer döneminde çok güzel teklifler geldi. 7-7,5 milyon euro teklif geldi dedim ama birçok arkadaşımız yok efendim Zajc'ı satan şampiyonluğu satar falan filan gibi klişe sözlerle saçmaladı. Şu anda Torino, Lecce, Bologna ve Monza ilgileniyor arkadaşlar. Ben bir şey söyleyeyim. Hani zararın neresinden dönersen dön kârdır derler. İşte sinekten ne koparırsan kârdır derler. Yani Zajc için kaç liraya satarsan hani kaç liralık bir kar elde ederiz dersen açık söyleyeyim 3,5 milyon euroya bugün Zajc'ı satsak yani 3,5 milyon euro devre arasında yollara ayırıp satsak 3,5 milyon euro kasaya gelse ben o 3,5'u 13,5 gibi düşünürüm arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani 3,5'u 13,5 gibi görürüm. Demek istediğimi anlayın. Üstüne çok düşmüyorum çünkü önemli duyumları bir kez söyler geçerim. Başka ne diyeyim arkadaşlar? Zajc'tan çıkıp Bruma devre arasında şey yapar mı? Yani Bruma ve bir forvet için kontenjan açılabilir mi demiş. Cengiz abi de söylemiş bunu. Zannetmiyorum. İsmail Yüksek'ten transfer için karar işte detaylar demiş. İsmail Yüksek uzun uzadıya açıklamalar yapmış. Kendisine gelen tekliflere rağmen Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna odaklandı diyor. Jesus'un verdiği şansı iyi kullandı. Formaya aldı. İtalyan ekiplerini peşine taktı. Inter, Milan, Napoli'nin radarında diyor. Ben bunu doğrulamıyorum. Ne Inter'in, ne Milan'ın, ne Napoli'nin İsmail Yüksek'e ilgisini doğrulamıyorum. Bilginiz olsun. Öncelik Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak Ocak ayında resmi teklif gelmesi halinde kulübün kararına göre hareket edecek. İsmail'i ön libero'da Arao'nun alternatifi olarak değerlendiriyor demiş. Bir daha söylüyorum. Inter, Milan ve Napoli'nin ilgisini kesinlikle doğrulamıyorum. Normal değil, kesinlikle doğrulamıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Başka Fenerbahçe Tuzla Spor'un Yahya için ilgileniyoruz demiş hocam. Aslı var mı? Bunu sezon başında konuştuk. Bizim bir futbolcumuz vardı Lamine Diak diye. Sessiz sedasız getirdik. Oynattırdık. Kimsenin haberi yoktu. Ankara Gücü almak istedi. Öncelik bizdeydi. Biz aldık Ankara Gücü'ne verdik. 250 bin euro para kazanmış olduk. Yani bakalım Yahya ismi de böyle bir isim mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe'de tutunamayan forvetler yol ayrımında bu önemli bir olay. Ama ben bu olaydan şöyle söyleyeyim size 8 milyon euro. Nasıl yani 8 milyon euro? Mergin Berisha ve Samatta. Bu iki futbolcu da kiralık. Ancak bu iki futbolcu da artık bonservisiyle satılmış gözüyle bakılabilecek türde iki isim arkadaşlar. Nasıl yani hocam? Hem kiralık hem bonservisle mi gittiler?
Yani önce kiralayıp sonra bonservis mi aldık, nasıl yaptık? Şöyle anlatayım size. Biz Berisha'yı kiralarken şu tarihte bonservisini alırsan şu kadar, yaza kalırsa şu kadar diye bir madde ekledik diye bir duyum geldi bana diye belirtmiştim. Aynı futbolcu için performansı çok çok iyiye gitti. Siz de şahitsiniz. Sonra bana demeyin hocam adama iyi diyorsun ama şöyle yaptı böyle yaptı diye. Bu futbolcu çok iyi gitti. Berisha'dan memnunlar. Oğuz Burk'la 10 lig maçı 3 gol 4 asist. Almanya milli takımıyla adı anılmaya başladı. Almanya milli takımında da muhtemelen radikal kararlar alınacak. Birçok futbolcu belki bir daha çağrılmayacak. Tıpkı Fransa gibi bir yenilenmeye girecekler. Orada şansı daha yüksek. Samat da nispeten kötü. Nispeten değil, kesinlikle kötü. 13 resmi maç, sadece 251 dakika ve sadece bir gol. Ancak Gent'in 3 milyon euroluk bir opsiyon hakkı var. Yani 3 milyon euroluk diyoruz. Haberde 3 milyon euro diyor ama 3,5 milyon euro diye biliyorum ben. Bir de Transfermarkt Efendi'ye soralım. O ne diyor? Şampiyon olursa değil. Hala bunu yanlış anlamışlar. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa. Bakın, Samat dayı kiraladık. Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye giriyor. Kiraladıklarında da 3 milyon euroydu ama 4,5 konuşuldu. En son 3,5, 350 hatta 4 diyelim. Kolay olsun, akılda kalsın. 4 milyon euroya zorunlu alma opsiyonları var. Yani uzun lafın kısası. Uzun lafın kısası. Berisha'dan memnunlar. Berisha'yı devre arasında alırsa 4'e alacaklar. 4,250 alacaklar, pardon. Samat da Şampiyonlar Ligi potasında bitirirlerse ligi 3,750 alacaklar. Toplamda 8 milyon euroluk bir girdi olacak. Bu girdinin 4 milyon eurosu muhtemelen 4 milyon eurosu devre arasında olacak. Ama geri kalan kısmı yazın olacak. Zararın neresinden dönersen kârdır olayı bir kez daha devreye girmiş olacak. Peki hocam, Berisha'yla ilgili mesela biz bu kadar gol attı, şöyle yaptı, böyle yaptı diyoruz ama adamlar memnun mu? Arkadaşlar, adamlar son derece memnun. Hiç merakınız olmasın. Son derece memnunlar. Rahat olun arkadaşlar. Sonrasında Arda Güler. Arda Güler'e karşı verilecek isimler belli oldu diyor. Önce şunu söyleyeyim. Bu kanalda olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalın takipçisi, abonesi, bir parçası, bir ferdi olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepinize. İkinci olarak da bilmiyorum, beni birçok kişi yeni tanıdı aranızda. Ne kadar seviyorsunuz, güveniyorsunuz bilmiyorum ama sözlerimin doğruluğunu zaten videolar ispat ediyor. Açıp bakabilirsiniz önceki videolara. Arda Güler konusunda ben size dedim ki arkadaşlar, işte opsiyon hakkını kullanacağız. %20 normalde Gençlerbirliği'ne verilecek. Gençlerbirliği şu kadar istedi, şöyle oldu, böyle oldu, şöyle böyle falan filan anlattım yani. Süreci anlattım, durumu anlattım, netliğini anlattım, şunu anlattım, bunu anlattım. En son dedim ki biz Arda Güler'e 2,5 dediler, kabul etmedik. Ancak Ali Koç dedi ki 2,5'u kabul ediyorum. Sizinle bir partnerlik anlaşması, detaylı bir şekilde de anlattım. Videolar da var, kimse de inkar etmesin. Hatta birkaç gün öncesindeki videolar da var. Dün itibariyle de sosyal medyaya düşmüş, Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne anlaşmaya vardı diye. Sonraki satıştan %20 pay verildi. Bu %20'lik payın devri konusunda son görüşmeler yapıldı. Fenerbahçe yöneticisi Özgür Özaktaş da Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Aktaş prensip anlaşmasına vardı. Ödenecek bedel 2,5 milyon euro. Evet, bunu konuştuk. Bunun yanı sıra da bazı futbolcular Gençlerbirliği'ne verilecek. Onu ben detaylı şekilde anlattım. Niye futbolcular Gençlerbirliği'ne veriliyor? Bunun bize kârı ne? Bunun bize katkısı ne diye anlattım. Takas için gündeme gelen isimler, sosyal medya fenomeni bir şahsın haberine göre Gençlerbirliği Arda Güler'e karşılık Fenerbahçe'den Osman Ertuğrul Çetin'i istemiş. Yiğit Efe Demir 2, Melih Bostan 3, Lemos 4 bunlarla ilgileniyormuş. Bak, farkındaysanız Thiago Çukur'u yazmamışlar. Çünkü Thiago Çukur'un durumunu anlattım. Fakat burada Osman Ertuğrul Çetin var hocam. Sen Osman Ertuğrul'u dememiştin. Evet demedim. Çünkü Jesus'un Osman Ertuğrul Çetin'i göndermeye niyeti yok. Bunu söyleyeyim. Nazım Sangare'nin
Nazım Sangare ile de ilgileniyorlarmış. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili araştırmalarda bulunuyorlarmış. Hocam sen Çağatay'ı da dediğin, dur. Çağatay Kurukalıp'ında isminin gündeme geldiği ama Lemos'la birlikte bu üçün ismin ayrılığına oyuncuların ikna olması gerektiği belirtilmiş. Yani Mustafa Hoca size 5 tane isim söyledi. Yiğit Efe, Melih Bostan, Lemos, Nazım ve Çağatay. 5'i de haberlerde yer almış arkadaşlar. O yüzden bana tuhaf gelmiyor. Size de tuhaf gelmeyecektir. Peki hocam, habercilerden bir adım öne çık. Sence bu transfer olacak mı? Sence Arda'nın biz şeyini aldık mı? Yüzde hakkını. Bu takas gerçekleşecek mi? Bakın bakalım arkadaşlar, başlığa ne koyacağım? Hep birlikte izlersiniz. Yani arkadaşlar, benim verdiğim duyumun gerçekleşmesini bana soruyorsunuz. Ben de çok açık ve net bir şekilde cevap veriyorum. Olay bu yani. Umarım anlatabildim. Ha, şu bir gerçek. Ali Koç yurt dışındaydı. O gelsin, zaten görüşme gerçekleşecek diye belirtmiştik. Ve hocam 2.5'a biz niye o zaman zamanda anlaşmadık da futbolcu gönderiyoruz? Bunu da geçenki videoda içesine açıkladık. Yani içesine açıkladık Kayseri tabiriyle. Bu işten karlı çıkan iki kulüp de olacak. Onu da söyleyeyim. Peki hocam, şöyle sorayım sana. Bu işten bizim asıl karımız %20'lik pay almamız mı sence, futbolcuları göndermemiz mi? Bence asıl karımız bir dost edinmemiz. Hocam bunlar Galatasaray'ın arka bahçesi, bunlardan dost olmaz falan. Böyle böyle diye diye yıllardır bütün takımları kendimizden uzaklaştırdık. Kayserispor, hocam onlar Galatasaray'ın arka bahçesi. Sivasspor, hocam onlar Beşiktaş'ın arka bahçesi. Şu, hocam onlar şunun arka bahçesi. Bu, arka bahçesi. Şu, arka. Ya herkes arka bahçesi ilan etti. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Niye? Öcü çünkü hepsi. Ya böyle diye diye milleti uzaklaştırdık. Böyle diye diye kendimizde bir böbürlenme şeyi yapmış olduk. Anlatabiliyor muyum? Bizim bizden başka dostumuz da var arkadaşlar. Fenerbahçe'nin kazanması gereken dostluklar var. Bakın, isim vermiyorum şu camia, şu takım diye. Bazı camialar, bazı takımlar ligde nasıl malı götürüyorlar? Birilerinden dost ediniyorlar kendilerine. En zor zamanda bir bakıyorsun. Değil mi? O yüzden de durum bu. Bence Fenerbahçe her haliyle karlı çıktı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup aramıza dahil olabilirsiniz. Bize destek sunabilirsiniz. Yorumlarınızı görmekten keyif alıyoruz. Her yoruma nokta dahi olsa cevap vererek sizlere dönüş yaptığımızı düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada maç önü canlı yayını bayağı erken olacak. Maç sonundaki yayında da görüşürüz inşallah.